Burada bir soru daha var değerli arkadaşlar. Hicret eden arkadaşlarımızda şartlara takılıp kalma. Ev küçük, bahçeli veya daire olması, köyde olması, eski olması ve bunun gibi. Aynı zamanda Türkiye'deki iş ve tecrübelerini gittikleri yerde icra edemeyecek olmaları ümitsizliğe sebep olabiliyor. Bu durumda neler tavsiye edersiniz? Biz şartlara göre kendimizi ayarlamamızı iyi becermeliyiz. Yani artık yaşımız belli noktaya geldi. Tecrübelerimiz var. Gittiğimiz yerde o ülkede tecrübesi olan bir hayli arkadaşlarımız var. Onun için önce şu belli şartlara takılıp kalma, az önceki anlattıklarımda cevaplarını içinde bulacaksınız. Biz bu tip işlere takılıp kalırsak olmaz. Tabii ki olmaz. Hedefimiz, idealimiz yüce ve yüksek olmalıdır. Gerçekten ben şurada kalıyorum. Bu etraftaki insanlar ehli kitap. Ben onlara bir şey anlatmadımsa bunların hesabını Allah bana öbür alemde sormaz mı? Soracak diye inanmalıyım. Bütün arkadaşlarımız böyle düşünmeli. Ev küçük olsa ne olur, büyük olsa ne olur yani. Az yaşa, çok yaşa. Akibet gelir elbette başa. Sahabe-i kiramın dünya umuruna ehemmiyet vermediği dönemlerde, tabi'in döneminde de büyük fetihler yaptığını görüyoruz. Mesela El-Kadsiye filmini tekrar seyredin, vaktiniz olur. Türkçe dublajı da vardı onun. Sa'd ibn Ebi Vakkas tarafından Hazreti Ömer'in kumandanı İran fethi. Nehirden bu tarafa düşman geçsin diye bekledikleri için 2 ay kadar savaş olamadı. Ve Sa'd ibn Ebi Vakkas 3 tane elçi gönderdi. Rüstem'e, İran başkumandanı, orduların genel kumandanı, kurmayı neyse Rüstem'e. 3 kişi gitti. 3 tane de Rüstem'e değil de direkt o İran Şahı'na, Derviz'e gittiler. Yani atlarla girdiler çadırına adamın. Üstlerinde sadece bir çuval var. Başka bir şey yok. Yani öyle yakışıklı giyinmiş falan öyle bir şey yok. Sonra orada bir koltuk gibi puf cinsinde bir şey var çadırın. Rüstem'in çadırını hatırlıyorsunuz. Biz koltuğa oturmayız, biz yere otururuz filan dedi ama onlarla da dalga geçiyor. Kendisindeki ruh yüceliği var. Netice itibariyle öyle bir takıntıları yoktu ama sırtlarındaki bir çuval gibi giysiyle dünyaya meydan okuyan o yiğitler yani. Bu böyledir yani. Üstadın da giysilerine bakın. Üstadın eşyalarına bakın. Dünyasını sepette taşıyan adam. Bu idealdir. Hepimiz bunda bu noktaya ulaşamayabiliriz. Eğer üstadın küçük bir bavulu olsaydı dünyasını bavulunda taşıyan adam olurdu. En nihayet kiralık bir otelin kiralık bir odasında yani kiralık bir yatakta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Daha sonra da kabirde de kalmamış. Nereye gittiği meçhul. Dünyada böyle de yaşanabiliyor arkadaşlar. Yani o enerjimizi kaybetmememiz lazım geldiğine inanıyorum ama enerjimizi kaybetmemek için de çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Allah'a iman içimizde itici bir kuvvet olmalı, cennete iman önümüzde çekici bir kuvvet olmalıdır. Bu itici ve çekici cazibe ve dafia kanunları içinde hareket ederseniz dünyevi hiçbir şey sizi meşgul etmeyecektir. Ev geniş olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten öyle düşündüğümüzden başımıza Türkiye'de bu belalar geldi. Aynı belaları, aynı manaları burada yaşamaya da çalışmayalım. İstemediğimiz halde Allah lütfederse olabilir ama bundan dolayı yapacağımız hizmetlerden geri kalırsak, aksiyoner hareket etmekten dur olursak, herhalde az önce geçtiği gibi maksadımızın aksiyle yine tokat yiyebiliriz. Küçük evimiz olur, ondan da mahrum olur. Daha da küçük bir eve atarlar bizi. Öyle yapmayalım ve böyle belli şartlara muallak hizmet etmeyelim arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'deki iş ve tecrübelerini gittikleri yerde icra edemeyecek olmaları
icra edebilirler arkadaşlar. Daha rahat, daha hür bir şekilde. Sadece yabancı, yani Türkçe bilmeyenlerle meşgul olacaksa elbette dil problemi bu mevzuda önemli bir problemdir. Ama dil problemini de çok kısa zamanda çözebileceğimize inanıyorum ben. Şöyle, Hazreti İsa Aleyhisselam havarileri dünyanın dört bir tarafına dağıttı. Dedi ki sen filan yere, sen filan ülkeye git. Havari gitmekte samimi idiler. Men deyince ben diyen kimselerdi. Ama dediler ki ya İsa, biz gidip anlatacağız. Anlatacağız da bunda samimiyiz, şüphe yok. Ama gideceğimiz milletin, kavmin dilini bilmiyoruz. Dili nasıl halledeceğiz? Hazreti İsa Aleyhisselam, siz eğer tebliğ için gidip anlatmada, hizmette samimiler iseniz, sabah kalktığınız zaman onların dillerini biliyor olarak uyanacaksınız dedi. Hazreti İsa'nın bir mucizesi, havarilerin de kerameti olarak gerçekten demek gitmede samimilermiş. Hangisi, hangi kavme gidecekse sabah kalktığı zaman onların dilini biliyor olarak uyandılar. Acaba böyle bir keramet bizde de olabilir mi diye düşünmek lazım. Eğer biz o bölgelerde hizmet yapmada samimi isek, bir maaşlı bir şey bulmak, geniş bir ev alma değil, hizmet yapmada samimiler isek, bu mevzuda kerametvari asara mazhar olacağımıza inanmalıyız. Ve Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye Aramice'yi öğrenmesini tavsiye etti. 15 günde öğrendi. Aramice bilen bir insan hem İbranice'yi bilir hem Süryanice'yi bilir. Aramice çok zor bir dildir. O noktada tesbihat yapacak, Allah'a zikredecek hale geldi Hazreti Ali Efendimiz. Onun için oralarda rahat hizmet yapacağız. Tabii adaptasyon dönemi olarak belki belli bir zamana ihtiyacımız olabilir. Alışma vesaire. Ama Cenab-ı Hak, eğer bizi orada hizmete istihdam etmek istiyorsa orasını sevdirecektir. Herkes kaldığı yeri sevecektir. Sevdiniz mi? Birinci aşamayı atladınız, geçtiniz demektir. Birinci merhale tamam. Daha sonra dil işini çözecek, diğer insanlarla da kaynaşacak. Tabii biz uzun vadeli bir cemaatiz. Yani şimdi ben bu Afrika'da da çok kaldım, farklı ülkelere gittim. Mesela Mozambik'in doğusunda Müslümanlar daha fazla. Mozambik, Karahan beylerinden, kumandanlarından Musa bin Bek zamanla galatlaşmış, Mozambik olmuş. O Müslüman yapmış Allah'ın izniyle oralarını. Ama daha sonra gelmiş Portekizliler. Portekizliler hürriyet diye gelmişler, demokrasi diye gelmişler ama onlara İncil'i vermişler. Biraz baştan bir şey iltifatlar yapmışlar, bir imkanlar vermişler onlara. Ben Mozambikli Müslümanlardan dinledim. 100 sene sonra diyorlar ki elimizden Kur'an gitmiş, elimizde İncil kalmış. Yeraltı bütün servetlerimizi sömürmüşler ve sonra köle olarak götürdüler zaten ülkelerine. Ve biz sonra onların sömürgesi durumuna düştük. Ama bu 100 senede oldu. Değerli arkadaşlar, bugünden yarın hemen insanlar toplanıyor. O hemen oldu. Böyle bir şey olmaz. Onun için yani tahribatta 100 sene gittiyse bu iş, herhalde tamiratta belki daha uzun süreye ihtiyacımız olacaktır. Bir nesil batacak. Bir başka nesil belki bu yolda bitecek. Ama yavaş yavaş İslam yeryüzünde taali edecek, yükselecek. Onun için Hutbe-i Şamiye'de üstadın anlattığı gibi himmetimizi âli tutmalıyız. Himmetimizi kendi şahsi menfaatlerimize, ev, araba vesaire onlara hasretmemeliyiz. Onlar bile olsun ama asıl gayemize vesile olması için olsun diye düşünmeliyiz. İnsanların kıymetleri, himmetleri nispetindedir. Kimin himmeti bir milletse o tek başına bir millettir.
millete İbrahim'e hanife ayette anlatılan İbrahim Aleyhisselam bir fert ama bir millet olarak ifade edilmiştir. Hala Yahudiler biz milleti İbrahimiye deniz der, iftihar eder. Hala Nasara biz milleti İbrahimiye deniz der, iftihar eder. Biz Müslümanlar milleti İbrahimiye deniz deyip iftihar ediyoruz. Tek bir fert ama bir millet, bir ümmet olarak İbrahim Aleyhisselam'ın himmeti çok yüce, çok âli olmuş. Himmet demek öyle hizmete para vermek demek değildir. Himmet ufkun yüceliği, küçük işlere takılmamak, çok büyük ideallere baş koymak, kendinizi o noktaya varacağınıza inandırmak, şartlanmak, himmetin âli olması bu demektir. Ve inşallah biz bu temel prensiplerimizle büyüdük. Ömrümüz böyle geçti bizim. Onun için başka adi, basit, dünyevi şeylerle meşgul olmamalıyız. Hele ümitsizliğe sebebi olabiliyor. Olmamalı. Çünkü bizde hiçbir zaman ümitsizlik olmayacak. Lemalar sohbetleri yapıyorum. 13. lemanın 7. işaretinde hani büyük günah işleyen imandan çıkar mı çıkmaz mı? Mutezile imanla küfür ortasında kalır. Hariciler imansız olur, cehenneme gider. Onları incelerken genişçe, o zaman büyük günahlar ne? Büyük günahları inceledim. Bir haftamı verdim. Büyük günahları inceledim. Bir müminin ümitsiz olması da büyük günah değil. İnsan, o insanı kafir yaparmış. Ama şu yönüyle, yani ben çok günah işledim. Artık ben, Allah beni affetmez. Allah beni cennetine koymaz manasındaki ümitsizlik. Değil, günahkar yapması insanı kafir yaparmış bu. Siz şimdi ümit bahsini daha geniş yelpazede ele alın. Bizim için ümitsizlik yok. Ama biz kendimizi şartlandırmalıyız, samimi olmalıyız, yolunda olmalıyız vesaire. Bu nokta üstünde de kısaca durabildiğimi düşünüyorum. Biz buralara yepyeni gelseydik, hiç kimseyi tanımıyoruz, belki zorlanırdık ama öyle değil ki. Dünya ne kadar büyükmüş ama şu anda dünya ne kadar da küçüldü gerçekten. Hele ben şimdi son programlarda hemen hemen her gün sohbet yapıyorum. Bakıyorum dünyanın her tarafından, dünya bir medrese oldu yani. Teknolojiye ulaşmak kolay, arkadaşlara ulaşmak kolay. Ne bileyim, dünya bir başka mecraya gidiyor. Birkaç sene sonra bu münafıklar da yıkılıp gittiği zaman göreceksiniz, dünya çok daha farklı noktalara ulaşacak. Ve dünyadaki insanlar bizim hiç kimseye zararımız olmayacağını, çok faydalı olduğumuz olacağımıza inanacak ve sahip çıkacaklardır. Biz kendimizi manevi olarak, fikri olarak, ilmi olarak iyi yetiştirmeliyiz. Arkadan gelen nesillerimizi iyi yetiştirmeliyiz. İnşallah daha farklı ve daha muhteşem günler gelecektir. Ümitsizliğe yer yoktur. Hazreti Ömer diyor ki, ben iman ettiğim zaman, 40. mümin, ben iman ettiğim zaman diyor, Efendimizin ağzından bir ayet duydum. Ayet, seyuhzemul cem ve yuvellûnet dübür ayetidir. Yani kafirlerin tamamı hezimete uğrayacaklar ve gerisin geriye kaçacaklar. Ben iman ettiğim zaman bu ayeti duyunca, Mekke'nin şartları hiçbir zaman bu ayetin manası veya müjdesine uygun değildi. Bu kafirler ne zaman hezimete uğrar, neresin, ne zaman gerisin geriye kaçar diye bekliyordum. Ve Bedir-i Kübra'da peygamberliğin 15. senesinde, Hazreti Ömer de 2. 3. senesinde Müslüman olduğu ise aradan 13 sene takriben geçiyor. Bedir-i Kübra'da düşmanlar hezimete uğrayıp gerisin geriye kaçtıkları zaman Efendimiz Aleyhisselam'a yaklaştım. Baktım ağzından hep gayri ihtiyari bu ayet dökülüyor. Efendimiz tekrar mertekrar seyuhzemul cem ve yuvellûnet dübür, seyuhzemul cem ve yuvellûnet dübür. O gün ne zaman olacak diye beklerdim. Anladım ki o gün bugünmüş diyor. Yani hemen birkaç gün içerisinde çözülecek, olacak, biz galip geleceğiz. Böyle bir şey olmaz. Medeniyetlerin devri daimisinde kaldı ki bizim işimiz çok zor. Onların işleri tahribat,
Bizim işimiz ise tamirattır. Tamirat tahribata göre çok daha zor olduğunu söyleyebilirim.